Arkadaşlar iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Teşekkür ederim. Yine bir deprem arası verdik maalesef. Geçen hafta da ders yapamadık arkadaşlar. En son doğal gölleri konuşuyorduk ülkemizdeki. Doğal göllerin büyük bir kısmını bitirdik. Doğal göllerde son başlık kalmıştı. Set gölleri başlığımız kalmıştı. Bugün doğal gölleri, akabinde yapay gölleri yani baraj göllerini konuşacağız. Göl muhabbetini kapatıp yavaş yavaş dış kuvvetlere yani yer şekillerinin son kısmına geleceğiz bugün inşallah. Peki, zaten haddinden fazla zaman kaybettik. Ben çok fazla uzatmayacağım. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde konuya giriş yapacağım. Geldik. Set gölleri, doğal göllerdeki arkadaşlar 5. başlığımız. Bundan önce tektonikle başlamıştık ki en önemli grup olarak söylemiştim tektoniği. Tektonik isimleriyle özellikleriyle mutlaka bilinmeli. Akabinde karstik göller, yine değerli göller ki geçen senenin seçici cevap olarak istenilen arkadaşlar kısmı doğrudan karstik göllerden gelmişti. Hafik Gölü hatırlarsınız Sivas Hafik Gölü doğrudan seçici bir unsur olarak koyulmuştu şıklara. Bunun dışında buzul göllerini konuştuk, volkanik gölleri konuştuk. Şimdi geleceğiz son doğal göl başlığımıza Set Gölleri. Set Gölü ne demek? Set Gölleri arkadaşlar bir akarsu vadisinin ya da bir çukurluğun önünün herhangi bir malzemeyle kapanması sonucunda oluşan göller. Biz burada akarsu vadisinin veya çukurluğun önü ne malzemesi tarafından kapatılırsa oraya onu söyleyip Set Gölü diye yapıştıracağız. Neyse uzatmayalım konunun içinde netleşecek zaten. Öncelikle en önemli Set Gölleri olan arkadaşlar volkanik Set Gölleri ile başlayacağız. Bak volkanik Set Göllerini söylemeden önce direkt daha önceki bilgilerine git. Biz daha önceki konularımızda arkadaşlar Türkiye'de volkanik arazinin en geniş Doğu Anadolu bölgesinde olduğunu konuşmuştuk. Ki volkanik setler de genel olarak arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemizde gördüğünüz üzere haritadaki işaretli noktalardan yer alıyor. Peki şimdi bu göller kimler? Bu göller özellikleriyle bilinmeli mi sadece isim mi lazım? Özellikle arkadaşlar volkanik setlerde bir numaralı gölün özelliği çok önemli. Çünkü birçok özelliğe sahip ve bunun üzerinden soru soruyorlar. En son 2019 yılında doğrudan arkadaşlar bir özelliğiyle çıkartıp karşımıza soru yazdılar. O zaman bir numarayla başlıyorum. Bir numaradaki gölümüz arkadaşlar hemen sohbet kısmına özelliklerini yazıyorum. Mutlaka her birini not edin. Her birisi sınav niteliğinde, sınav sorusu niteliğinde cümleler olacak. Peki bir numaradaki Van Gölü ne bileceğiz? Öncelikle bunu tanıtalım. Van Gölü'nü Türkiye'nin arkadaşlar en büyük gölü olarak sorabilirler. Türkiye'nin en büyük gölü. Ya da Türkiye'nin arkadaşlar en büyük kapalı havza gölü de diyebilirler. Bunlar klasik bilindik cümleleri. Şimdi birazcık daha arkadaşlar önemli detaylara girelim ki kapalı havza muhabbetini konuşmuştuk. Kapalı akarsu veya göller, özellikle de gölleri konuştuğumuz için bir su sirkülasyonu yok. Genellikle bunların suları tatlı olmaz demiştik ki önemli noktalardan bir tanesi Van Gölü'nün sularının kimyasal yapısı. Dikkat et, özellikle volkanik bir bölgede yer aldığından, kapalı havza olduğundan bu Van Gölü'nün arkadaşlar suları sodalıdır. Suları sodalı. Sularını kullanıyoruz. Bu sodalı suları kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan soda üretimi yapılır. Özellikle bu makinalarda, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vesaire vesaire bunlarda kullanılan soda üretimi doğrudan arkadaşlar Van Gölümüzden yapılıyor. Bunun dışında özellikle bu sodalı suya uyum sağlamış arkadaşlar önemli bir canlımız var. Endemik bir tür olan ne var burada? İnci kefali arkadaşlar. İnci kefali endemik olarak bulunur. Biz burada özellikle inci kefali diyoruz ama son dönemlerde arkadaşlar yapılan araştırmalar sonucu bir de küçük mercan balığı diye bir balık keşfedildi burada. Ola ki güncel sorularda falan duyabilirsiniz. İnci kefalinin yanında küçük mercan balığı arkadaşlar Van Gölü'nün ikinci önemli unsuru
olma yolunda. Onu da söylemiş olayım. Bunun dışında özellikle Van Gölü'nün arkadaşlar çok çok önemli detaylarından bir tanesi de tabanında peri bacaları bulunur. Bir arkadaşlar bu peri bacaları içinde dünyanın en büyük sualtı peri bacaları diyorlar. Dikkat edelim. Sualtı peri bacaları diye bir şey duyarsan çat yapıştırıyorsun Van Gölü'nü. Ayrıca çok büyük bir göl, hatta bölgede özellikle Van tarafında buna Van Deryası yani Van Denizi de derler arkadaşlar ki burada özellikle alan çok geniş olduğu için ne yapılıyor? Ulaşım taşımacılık yapılıyor. Hatta bu konuda Türkiye'de ilk ve tektir. O zaman hemen şöyle diyelim. Türkiye'de ulaşım taşımacılık yapılan tek göldür. Türkiye'de ulaşım taşımacılık yapılan tek göldür. Türkiye'de arkadaşlar başka ulaşım taşımacılık yapacağınız bir göl, söyleyebileceğiniz bir göl daha yok. Ayrıca demir yolu ulaşımı sağlar. Hatta bazı yerlerde şöyle anlatırlar. Van Gölü'nün üzerinden demir yolu geçer gibi bir arkadaşlar anlatımla karşılaşırsınız da. Tabii ki öyle bir şey yok. Burada demir yolu ulaşımı nasıl sağlanıyor hocam derseniz. Özellikle Bitlis-Tatvan'la Van arasında arkadaşlar feribot seferleri var. Bu Bitlis-Tatvan'da trenler yani demir yolu araçları 2'ye 3'e 4'e bölünüyor. Feribotlara yükleniyor. Karşıya Van'a geçiriliyor arkadaşlar. Bu Van tarafından da Gürbulak sınır kapısından arkadaşlar nereye? Orta Asya'ya geçiyor bu trenler. Yani Van Gölü aracılığıyla arkadaşlar biz doğrudan doğruya ne yapıyoruz? Demir yolu ulaşımı yapıyoruz. Aklınızda bulunsun. Peki gelelim bir diğer özelliğine. Bu Van Gölü dediğimiz arkadaşın içinde birkaç tane ada var. Birkaç tanesi seni ilgilendirmiyor. Bir tanesini bilmek zorundasın. Dini karakteri taşıyor arkadaşlar. Özellikle Akdamar Adası üzerinde Akdamar Kilisesi bulunur. Akdamar Adası üzerinde Akdamar Kilisesi bulunur. Yani Van Gölü'nün baktığınızda dini de bir karakteri var. Hatta bu Akdamar Kilisesi muhabbetiyle Ermenilerle bir ara pürüz çıkmıştı aramızda. Şu son 3 senedir ne yapıyoruz? Bir haftalık ayin izni veriyoruz. O pürüzler halledildi arkadaşlar. Bu yönüyle dikkat edin. Önemli yine. Eğer arkadaşlar alandan bir cümleyle bir özellikle bağdaştırdığınız bir göldür. Van Gölü bu yüzden çok çok önemlidir. Peki Van Gölü ile alakalı arkadaşlar söyleyeceğimiz genel kavramlar bunlar. Daha öncesinde şunu da söylemiştim. Özellikle Van Gölü'nün Set Gölü olmasında etkili olan iki tane dağ vardı. Bunlardan bir tanesi Nemrut Dağı, diğeri de Süphan Dağı'ydı. Volkanik Set Gölü olmasını sağlayan dağlar, tekrar söylüyorum, Nemrut ve Süphan. O iki dağdan çıkan malzemeler geliyor. Bu tektonik çukurluğun, Van çukurluğunun önünü kapatıyor ve burası volkanik set haline geliyor demiştik arkadaşlar. Bununla beraber Van Gölü akabinde özelliklerini bitirdik. Şimdi geleceğiz. Diğer set göllerimizde bir tane daha var ama diğerlerinde genel olarak böyle özellikler yok. Hemen isimlerini yazalım. İki numarada arkadaşlar Haçlı Gölü'nüz var. Haçlı. Üç numara Erçek. Dört numarada Nazik. Beş numarada arkadaşlar Balık. 6 numarada Çıldır. Şimdi Çıldır Gölü için yine önemli bir detayımız var. Çıldır Gölü diye bir şey duydun. Diyeceksin ki Çıldır Gölü Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölüdür arkadaşlar. Bu önemli detaylarından bir tanesi. Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölüdür. Ayrıca balıkçılık yapılır. Özellikle bölgesel balıkçılık anlamında bölgeye önemli bir katkısı vardır. Hatta TRT falan belgesellerinde mutlaka bir ara denk gelmişsinizdir. Kışın
Yüzeyi tamamen buzlarla donar arkadaşlar. Buzlarla kapanır. Akabinde bundan küçük yuvarlak yuvarlak alanlar açarak balıkçılık yaparlar. Bölgesel balıkçılık anlamında önemli göldür Çıldır Gölü. Geliyorum Çıldır'ın en önemli detayına arkadaşlar. En önemli detayı şudur. Doğal göl olmasına rağmen üzerinde elektrik üretimi yapılır. Dikkat et, doğal göl elektrik muhabbeti bunda da var. Şimdiye kadar 3 tane yazmıştık. Bu 4.'sü oldu. Bir tane daha var. Hatırlarsan bir iki hafta önce konuştuk bunu. Dedim ki doğal göl elektrik muhabbeti olan totalde 5 göl var. 4.'sünü yazdık. 5.'sini de yazdıktan sonra bir daha başlık haline getirip arkadaşlar söyleyeceğim bunları. Peki, böylelikle volkanik set göllerimizi bitirdik. Volkanik set göllerini arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. Klasik böyle bir uydurmasyon cümle vardır isimlerini kolay öğrenmek için. Bir de o kodlama vari olan cümleyi yazacağım. Onu da cebimize koyalım. Nazik Vanlı. Nazik Vanlı. Haçlı Gölü'nde Erçek'le balık tutarken çıldırdı. Diye bir kodlamamız var. Dikkat et. Nazik Vanlı Haçlı Gölü'nde Erçek'le balık tutarken çıldırdı gibi bir kodlamayla arkadaşlar. Bu volkanik setlerin genel olarak ne yapıyorsunuz? İsimlerini cebinize koymuş oluyorsunuz. Tekrar ve son kez altını çiziyorum. Volkanik setlerde Van Gölü ve Çıldır Gölü özellikleri çok değerli. Diğerlerini ismen cebine koyduğunda volkanik setlerle alakalı detaylar bitmiş olur arkadaşlar. Dedik, hemen geçiyoruz volkanik setlerden sonra alivyon set göllerine. Alivyon setler genellikle arkadaşlar düzlük alanlarda karşımıza çıkar. Eğimli engebeli bölgelerde alivyon set oluşturamazsın. Peki nasıl oluşur hocam bunlar? Özellikle akarsu vadönlerinin arkadaşlar akarsuların getirdiği malzemeler tarafından kapanmasıyla oluşan göllere biz alivyon set gölleri deriz. Tabii ki tanımının çok önemi yok. Burada göl isimlerinin çok çok önemi var. Hemen bunları bir isimlendirelim. Bir numarayla başlayalım arkadaşlar. Bir numaradaki gölümüz. Şuradan kalemimizi alalım. Burada özellik yazmayacağız. Hemen isimlerini yanına yazalım. Bir numarada arkadaşlar Köyceğiz gölümüz var. Bir numara Köyceğiz. İki numara Bafa ama diğer ismini çok kullanırlar. Diğer ismi de Çam içidir arkadaşlar. Bafa, Çam içi. Köyceğiz, Bafa, Çam içi. Gelelim 3. 3 enteresan bir göl. İsmi Marmara'dır ama kendisi Marmara bölgesinde değil. Bak bu konuyla da düşürmeli sorular yazıyorlar. Aşağıdaki verilen göllerden hangisi farklı bir bölgede yer alır derler. Marmara'yı şıklara koyarlar. Dikkat et, şıklara da Marmara böyleki gölleri doldururlar. Aman hama aman. Marmara Gölü Ege bölgesinde yer alır arkadaşlar. Marmara bölgesinde değil. İstiyorsan unuturum diyorsan, ben buna çok yabancıyım diyorsan yanına Ege bölgesindedir diye küçük de bir not alabilirsin Marmara Gölü'nün. Gelelim bunlar dışında. Arkadaşlar 4 ve 5 numaradaki göllerimize, bunları Ankara'nın denizleri de derim ben. Bunlar 4 numarada Eymir, 5 numarada da arkadaşlar Mogan. Eymir ve Mogan gölleri bizim alivyon set göllerimiz olarak bilinir. Bunlar içerisinde özellikle Mogan Gölü'ne de ayrı bir parantez açmak lazım. Mogan Gölü arkadaşlar bir milli parktır. Onu da küçük bir not düşelim. Göl milli parklardan birçok değindik arkadaşlar hatırlarsanız. Mogan Gölü de bir milli park. İşte bir Manyas Gölü gibi önemli göllerden bir tanesi Ankara için çok çok değerli. Hatta Mogan Gölü Ankara için arkadaşlar önemli bir piknik alanıdır. Dedikten sonra alivyon setleri de arkadaşlar isimlendirdik, cebe koyduk.
Volkanik set, akabinde alivyon set, göllerimiz bu kadar. Şimdi geliyorum. Kıyı set göllerine. Kıyı set gölleri nasıl oluşur, nedir? Özellikle koy veya körfezlerin arkadaşlar, önleri dalgaların getirdiği malzemeler tarafından kapanırsa biz bu yeni oluşumlara kıyı set gölü veya lagün gölü veya deniz kulağı deriz. O zaman kıyı set göllerinin arkadaşlar isimlerine mutlaka şunları da yapıştırmak gerekiyor. Kıyı set gölü demez, lagün der. Lagün demez, deniz kulağı der. Bunun üçü de aynı şeyi anlatır. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu terimler önemli ki lagünleri bir de dış kuvvetlerde, dalga birikim şekillerinde tekrar edeceğim. Peki bizim lagünlerimiz nerede? Nerede karşımıza çıkar ki lagünleri bir yerde görebilmeniz için kıyının mutlak ve mutlak sığ olması gerekiyor ki zaten haritadaki dağılımlarına baktığınız zaman hemen hemen sığ kıyılar kenarında gelişmiştir. Hemen isimlendirelim, varsa özellikleri konuşalım. Bir numarayla başlıyorum. Bir numaradaki gölümüz Terkos arkadaşlar. Terkos'un bir diğer ismi var, o da Durusu. Terkos Durusu bir numaradaki ismimiz. Yer anlamında önemli arkadaşlar. Terkos Durusu Karadeniz kıyısında bulunuyor. Şimdiye kadar ÖSYM bu Marmara'daki kıyı setler anlamında yer sorusu hiç sormadı. Burada 3 tane çok önemli kıyı set gölü var. Lütfen dikkat. Terkos nerede bulunuyor? Karadeniz kıyısında. Karadeniz kıyı bandında bulunuyor. Önemli. Terkos'u belki şu Kanal İstanbul projesiyle beraber çok gündeme gelmişti. Duymuşsundur. Bu Kanal İstanbul'un açılmasıyla buna gelen kılcal kollar ya da besleyen kollar kesileceği için Terkos Durusu kuruyacak diye çok fazla arkadaşlar iddia ortaya atılmıştı. Ki yalan da değil, bazı kolları bu çalışma, bu proje kesecek. Terkos Durusu'nun şöyle bir özelliği var. Bunu bil, bu cebinde kalsın. İstanbul'a içme suyu sağlar arkadaşlar. Terkos Durusu bir, yeriyle önemli, tekrar söylüyorum, Karadeniz kıyı bandında yer alıyor. İkinci detayı da İstanbul'a içme suyu sağlar arkadaşlar. Gelelim birden sonra 2 ve 3 numaralı arkadaşlar göllerimize. Bunlar Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri. Ha, Büyükçekmece, Küçükçekmece diye nokta koyup ÖSYM'e sormayacak sana. Ya işte buradaki Büyükçekmece mi, şuradaki Küçükçekmece mi diye sormayacak. Biz bu 2 ve 3'e şöyle diyelim. Bunların ikisine hiç uzatmadan arkadaşlar çekmeceler diyelim. İstanbul'un çekmeceleri, Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, bunların ikisi de yine arkadaşlar Kıyıset Gölü, lagün veya deniz kulağı. Peki Marmara'da en önemli lagünler, deniz kulakları, kıyıset gölleri var dedikten sonra geliyoruz Çukurova bölgesine. Çukurova'da kıyının sığ olduğu yerlerden burada da lagün girişimi arkadaşlar rahat oluyor. Burada da özellikle arkadaşlar Akyasan ve Yumurtalık. Lagünleri var. Akyasan ve Yumurtalık lagünleri arkadaşlar. Çukurova bölgesindeki lagünler. Son olarak çıkıyoruz Karadeniz'e. Samsun'dayız. Bafra arkadaşlar. Deltası kıyısındayız. Burada da neyimiz var? Balık lagünümüz. Balık dediğimiz kıyıset gölümüz var arkadaşlar. O zaman kıyısetleri 6 örnek verdik. En önemlileri tekrar altını çiziyorum. Marmara'da. Marmara'da Karadeniz kıyısında Terkos. Marmara denizi kıyısında çekmecelerimiz var. Büyükçekmece, Küçükçekmece. Çukurova'ya indiniz. Akyatan, Yumurtalık. Bir de çıktık Bafra'ya. Orada da Balık dediğimiz lagün gölümüz var. Kıyıset göllerinin de detayları bunlar. Burada herhangi böyle çok fazla özellik bileceğim bir göl söz konusu değil. Peki bunları da isimlendirdikten sonra geliyoruz set göllerinde dördüncü başlığa. Dikkat et, başlık Heyelan. Heyelan set gölleri denince doğrudan Heyelan'ın en çok görüldüğü bölgeye gideceksin. Bugün Heyelanları en çok arkadaşlar biz Karadeniz bölgesinde görürüz ki Heyelan set gölleri de genellikle Karadeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda karşımıza çıkar. Hemen şöyle isimlendirelim. Genel hatlarıyla bir konuşalım kendilerini. Bir numarada arkadaşlar Yara gölümüz var. Özellikle
Türkiye'deki en genç, en büyük Heyelan Set Gölleri'nden bir tanesi. Heyelan Set Gölü soracaksa mutlaka şıklara bu Trabzon Sera Gölü'nü koyar. Gidelim. Hemen Doğu Anadolu bölgesine Erzurum'dayız. 2 numaradaki gölümüzün ismi Tortum arkadaşlar. Tortum. Dikkat, Tortum'a bir tane özellik yapıştıracağız. Nedir hocam bunun özelliği? Doğal göl elektrik. Uzatmadan yazıyorum. Doğal göl elektrik. Neydi muhabbet? Doğal göl olmasına rağmen üzerinde elektrik üretimi yapılan son gölümüzde bu. Demiştim ya 5 tane. 5'liyi tamamladık arkadaşlar. O 5'liyi tekrar ediyorum. O 5'liyi bilmek zorundasınız. Soru çıkabilir karşınıza. Hatırlarsan Eğirdir, Kovada, Hazar bunlar tektoniklerdi. Doğal göl olmasına rağmen bu üçlü de elektrik üretimi vardı arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Az önce Çıldır'ı, şimdi de Tortum ekledik. Totalde 5 göl, doğal göl olmasına rağmen üzerinde ne yapılıyor? Elektrik üretimi yapılıyor. Cebe koyduk bunları. Sera, Tortum en önemli isimlerdir. Tabii ki bir de 3 ve 4 numaraya gideceğiz. 3 ve 4 numarada Abant arkadaşlar. Akabinde Yedigöller. Bolu, Abant, Yedigöller. İkisi de milli park özelliği taşır arkadaşlar. Hem Abant hem Yedigöller göl milli parklarımız içerisindedir. Hatta son milli park alanımız turizm coğrafyasında arkadaşlar söyleyeceğim. Tabii ki biz oraya gelesiye kadar yeni milli parklar ilan edilmezse. Peki en önemli arkadaşlar Heyelan Set Gölü bu dördü. Gelirse soru genellikle Sera, Tortum, Abant, Yedigöller dörtlüsünden gelir. Aklınızda bulunsun. Ama biz şu geriye kalan 5, 6, 7'ye de isimlerini yazalım. 5 numaradaki Zinal Gölümüz arkadaşlar. 6 numarada Borabay. 7 numarada Sülük. Çok nadir duyarsınız. Çok enteresan sorular da karşınıza çıkar. Bizim Heyelan Set göllerimiz genellikle bunlar. Sera, Tortum, Abant, Yedigöller, Zinav, Borabay, Sülük. Peki burada özellikle ben bu konu başlığını anlatırken hep şu soru gelir. Trabzon Uzungöl ne gölüdür hocam? Var mıdır bilgisi olan Trabzon Uzungöl'e ne gölü diyoruz? Ne gölleri diyoruz ya da? Bilgisi olan var mı? Trabzon Uzungöl, Türkiye'nin en önemli göllerinden bir tanesi. Turistik açıdan patlama yaşayan göllerden bir tanesi. Kulak duyunlu olsun arkadaşlar. Eskiden yani şöyle yaklaşık 7-8 sene öncesinde biz Uzungöl dediğimiz zaman Heyelan Set Gölü derdik. Ama artık o muhabbet yok. Trabzon Uzungöl'e hem Heyelan Set Gölü hem de Alivyon Set Gölü diyeceğiz. Ama hala üstünde tartışmalar var. ÖSYM arkadaşlar çok fazla tartışma olan bir gölü de karşınıza getirmez. Ama ola ki kaynaklarda gördünüz. Tekrar altını çiziyorum. Trabzon Uzungöl hem bir Heyelan Set Gölü'dür hem de bir Alivyon Set Gölü'dür. İki olay da üzerinde etkilidir. Bu yüzden karma yapılı göl olarak da arkadaşlar söyleyebiliriz setleşme açısından. Peki bizim önemli set göllerimiz genel hatlarıyla böyleydi. Şimdi son set başlığına geçeceğim. Son set başlığımız Traverten Set Gölü. Bunda işiniz oldukça basit. Türkiye'de tek bir Traverten Set Gölü var. Ama sakın Denizli, Pamukkale falan filan deme. Türkiye'deki tek Traverten Set Gölü arkadaşlar. Hemen şuraya yazdım. Otlukbeli. Otlukbeli. Erzincan yanına istiyorsan yazabilirsin. Sakın ha Denizli, Pamukkale falan filan deme. Tekrar altını çiziyorum. Denizli Pamukkale'deki bir traverten yarı şeklidir. Biz doğrudan göl olayını konuşuyoruz. Traverten Seti Gölü Türkiye'de tek bir tanedir. O da Erzincan Otlukbeli Gölü arkadaşlar. Böylelikle genel hatlarıyla arkadaşlar doğal göl oluşumlarını bitirmiş olduk. Buraya kadar olan kısımda hocam şurayı anlamadım, şurası kafama takıldı, burayı tekrar et dediğin bir yer var mı? Yoksa arkadaşlar geçeceğim yavaş yavaş yapay göllere yani baraj göllerine. Var mıdır sorusu olan?
O zaman geçtik. Gelelim şimdi yapay göller, yani baraj gölleri. Özellikle arkadaşlar son dönemlerde sayıları çok fazla arttı ülkemizde. Peki yapay göller, baraj göllerinin kuruluş amaçları nedir derlerse. Ülkemizde yapay göller arkadaşlar genellikle içme suyu temini, tarımsal sulama suyu temini, taşkınlardan korunmak ve elektrik üretmek amaçlı ne yapılıyor? İnşası yapılıyor. Ve özellikle barajlaşma oranında arkadaşlar şu an dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Hatta Avrupa'da arkadaşlar Norveç'ten sonra hidroelektrik potansiyeli ikinci sırada olan ülkeyiz. Bu konuda çok çok önemli bir yere sahibiz. Ve birçok barajımızın üstünde arkadaşlar önemli birçok akarsuyumuzun üstünde önemli barajlar yapıldı. Ama sen gidip sağda solda kalmış kıytırık barajları bilmeyeceksin. Genellikle hep ön plana çıkan büyük baraj isimleriyle ÖSYM soru yazdı. Bundan sonra da yapacağı o. Gidip arkadaşlar 30, 40, 50 tane baraj ezberleyenler oluyor. Hayır, 10 tane barajımız var genel olarak. Ben de fazla yazdıracağım ama genellikle sorular onların üzerinden dönüp ÖSYM onlarla gelecek karşımıza. Neyse, hemen gelelim. Bakın, benim de haritamın üstünde birçok akarsuyun üstünde fazlaca noktalar var. Ama sadece önemli olanları yazdıracağım. Tekrar altını çiziyorum. Haydi hemen başlayalım. Yine Doğu Karadeniz'den başlayacağım. Önce akarsu ismi, daha sonra baraj ismi eşleştirerek gideceğiz. Arkadaşlar, Doğu Karadeniz'de Çoruh Nehri üzerinde, ki Çoruh Nehri Türkiye'nin akışta en fazla olan akarsuydu. En derin vadilerden akan suydu. Hatırlarsanız hidroelektrik enerji potansiyeli takdir edersiniz ki çok yüksek. Ve bunun üstünde de muhteşem iki tane baraj var. İkisinin de ismi iyi bilinmeli. Zaten bir tanesini ÖSYM iki kez sorusunda kullandı. Birinde de cevap olarak verdi. Dikkat et. Peki hocam Çoruh üzerinde hangi barajlar söz konusu dersen, birincisi arkadaşlar Deriner. Biz ne yaptık? Geçen seneye kadar bunu Türkiye'nin en yüksek barajı olarak bildik ama onun foyası bitti. Neden? Çünkü artık arkadaşlar Çoruh üzerinde Yusufeli Barajı yapımı tamamlandı. Açılışı yapıldı. Artık Türkiye'de en yüksek baraj kim derlerse Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'dır. Sosyal medyada, televizyonlarda, reklamlarda birçok yerde döndü. Kocaman bir ilçeyi. Yusufeli dediğimiz yer bir ilçedir. 25 bin kişi civarında insan yaşar arkadaşlar. Orayı tamamıyla sular altında bırakıp orayı tamamen sularla dolduracak bir barajdan bahsediyoruz. Dikkat et, Yusufeli Türkiye'nin en yüksek barajıdır. Dünyada da üçüncü sırada gelmektedir arkadaşlar. Bu yönüyle çok önemli. Bu sene tamamlandı. Belki karşına gelebilir. Belki coğrafyada sormazlar ama altı güncelden bir tanesi bu olabilir. Cebinde mutlaka kalsın Yusufeli'yi bil. Dedikten sonra Çorut'ta Deriner Yusufeli var dedikten sonra geçiyorum arkadaşlar Yeşilırmak'a. Yeşilırmak barajlarım kimler? Yeşilırmak barajlarım Hasan Uğurlu. Burası saf tamamen bilgiyle dolu bir yer arkadaşlar. Çok fazla özellik yazmayacağız. Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu ve Almus arkadaşlar. Yeşilırmak barajları. Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Almus. Geleceğiz şimdi Türkiye sınırlarında akan en uzun akarsuyumuza. Kim o? Kızılırmak. Kızılırmak barajlarından ilki ve hatta en önemlisi. Tarihi bir özelliği var ki ben bunu akarsuları anlatırken de yazdırmıştım. Bir daha tekrar ediyoruz. Dikkat. Çubuk. Türkiye'deki ilk barajdır. Atatürk emriyle kurdurulmuştur. Dikkat et, tarihi öneme sahip. Evet, şu an elektrik üretim anlamında çok bir foyası olmayabilir. Ama Türkiye'de ilk olması, Atatürk vurgusu olması bu yönüyle önem kazandırır arkadaşlar. Dikkat edelim. Peki Çubuk dışında bileceğim başka barajı var mı hocam? Evet. Testlerde en çok sorulan baraj da şudur arkadaşlar. Hirfanlı.
İrfanlı. Başka bileceğimiz baraj var mı? Bir de son dönemlerde yapılan elektrik üretiminin fazla olduğu bir barajı var ki Samsun'da arkadaşlar, Derbent Barajı, onu da yazalım. Ha, bunun dışında Kapulukaya, Altınkaya gibi barajları var ama çok önemli değil. Özellikle şu Hirfanlı'ya çok dikkat et. Testlerde karşına en çok onu getiriyorlar. ÖSYM'nin daha önceki yıllarda baraj sorularında da şıklarda vardı kendisi arkadaşlar. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Geliyorum dördüncü sıradaki akarsuyum. Sakarya Nehrimiz. Sakarya Nehrimiz'de arkadaşlar Türkiye'nin yine ilk barajlarından bazıları bulunuyor. Peki hocam kimler var burada? Özellikle Gökçekaya Barajı. Gökçekaya Barajı. Bir de arkadaşlar Sarıyer. Ya da buna Hasan Polatkan. Barajda diyorlar ki arkadaşlar, Hasan Polatkan belki biliyorsunuzdur. Menderes döneminde dönemin önemli devlet adamlarından bir tanesi, Menderes'le beraber asılan kişilerden bir tanesi Hasan Polatkan arkadaşlar. Baraj ismi olarak ne yaptık? Adamın ismini buraya verdik. Aklınızda bulunsun. Peki Karadeniz'e dökülen önemli akarsuların önemli barajlarını konuştuk. Burada özellikle tekrar altını çiziyorum. Çoruh'un barajları, Deriner, Yusufeli mutlaka bileceksin. Yeşilırmak'ta Almus, Kızılırmak'ta özellikle Hirfanlı ve akabinde Çubuk barajlarını bileceksin. Yani kuzeyde, özellikle kuzeyli sistemdeki akarsularda bileceğin arkadaşlar özellikle 6 tane barajın var. 6 barajı bil, cebine koy. Genellikle her soruya rahatlıkla cevap verebiliyorsun. Peki geçiyoruz şöyle Ege bölgemize. Ege bölgesinin daha önce düz olduğunu, hidroelektrik potansiyelinin az olduğunu, genellikle kurulan barajlarda muhteşem bir elektrik potansiyeli beklememek gerektiğini konuşmuştuk sizle. Hemen gidiyorum. Kime? İzmir Körfezi'ne dökülen, eskiden İzmir Körfezi'ne dökülen Gediz dediğimiz akarsuyumuza. Gediz'de muhteşem barajlar bulamazsınız. Özellikle arkadaşlar bir baraj konuşacağız bunun üzerinde. Demirköprü Barajı. Ancak bunun da şöyle bir özelliği var. Bölgedeki en önemli baraj, Ege'deki en önemli baraj olması yönüyle arkadaşlar sorularda kullanılıyor. Atıyorum, adam Karadeniz'den 4 tane şıklara barajı atıyor, bir de Demirköprü'yü yazıyor. Diyor ki verilen barajlardan hangisi farklı bir bölgede yer alır diyor. Bu tarz sorularda önem kazanıyor. Aklında bulunsun, bölgesel anlamda cebe koymaya çalış Demirköprü'yü. Gediz üzerinde Demirköprü Barajı dedik. Hemen geçiyorum. Ege'nin en büyük akarsuyu Büyük Menderes. Büyük Menderes'in arkadaşlar 2 tane barajı var. Kemer, bir de Adı Güzel. Bak, koca Ege bölgesini geçtik. Bir sürü akarsuyu vardı denize dökülen. Bunları daha önce konuştuk. 3 tane baraj ismi yazdın. Birincisi Gediz'in de arkadaşlar Demirköprü. 2 tane de Menderes, Büyük Menderes'te yazdım. Kemer Adı Güzel. Bölgesel sorularda kullanılır. Bu üçlüyü Ege bölgesinde diye öğrenmeyi unutma. Dediğim gibi işte Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan, Karadeniz'den 4 baraj yazıp bunların bir tanesini şıklara atıp hangisi farklı bölgededir diye karşına çıkartabilir. Demedi deme. Önemlidir arkadaşlar bu bölgesel anlamda da barajları sınıflayabilmek. Pekala. Ege bölgesini atladık. Geldik Akdeniz bölgesine. Akdeniz'de özellikle Antalya yöresinin en önemli akarsuyu Manavgat Nehri. Ki Manavgat için özellikle Türkiye'deki düzenli rejimli tek akarsu olduğunu, karstik kaynaklarla beslendiğini, yine su sporlarının yapıldığını konuşmuş idik. Şimdi gelelim Manavgat'taki arkadaşlar barajlara. Manavgat'ın 2 tane barajı var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi tabii ki Oyma Pınar arkadaşlar. Diğeri de kendi ismiyle bilinir Manavgat Barajı. Salla Manavgat Barajı'nı, Oyma Pınar Barajı'nı unutma. Oyma Pınar Barajı'nın ilk özelliği şu. Eskiden Kıbrıs'a, yavru vatana içme suyu sağlıyordu. İçme suyu sağlıyordu. Ancak öyle bir potansiyeli kalmadı. Birazdan söyleyeceğim nereden gönderdiğimizi. Şu an bir özelliği var Oyma Pınar'ın.
Hatta birkaç soru bankası alıp bunu çatladanak soru yazar. Konya Seydişehir. Beşeri coğrafyada anlatacağım. Alüminyum fabrikamız var bizim. Türkiye'nin tek alüminyum fabrikası. Oranın elektrik ihtiyacını karşılıyor. O zaman not al bir yerlere. De ki Konya Seydişehir alüminyum fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılar diye küçük bir Konya Seydişehir alüminyum fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılar. Oymapınar Barajı. Tekrar söylüyorum. Diğer özelliği de arkadaşlar Kıbrıs'ın yavru vatanın eskiden içme suyu ihtiyacını sağlıyordu. Şimdi barajları ilerletmeyi burada bir virgül koydum. Hemen şu sohbet kısmına küçük bir not yazacağım arkadaşlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Özellikle bu projeye başlandığında, konuşacağımız projeye başlandığında Asrın projesi, barış suyu vesaire vesaire diye tanıtıldı. Arkadaşlar, Kıbrıs'a içme suyu ihtiyacı diye bir soruyla karşılaşırsan artık Oymapınar'dan, Antalya'dan değil, Mersin'den, Anamur'dan gönderiliyor. Peki hangi akarsu, hangi baraj diye sorarlarsa hemen yazıyorum. Dragon çayı üzerindeki Alaköprü. Barajından Kıbrıs'ın içme suyu sağlanır. Fikret Dragon Çayı, Alaköprü Barajı bir şey duydum. Kıbrıs'ın içme suyu projesidir arkadaşlar. Şu an faaliyette tekrar söylüyorum. Dragon Çayı, Alaköprü Barajı Mersin Anamur'da bulunuyor. Buradan sağlanıyor arkadaşlar. Yavru vatanın içme suyu ihtiyacı. Eskiden bu fonksiyon Oymapınar'daydı. Oymapınar'ın öyle bir olayı kalmadı. Altını çiziyorum tekrardan. Peki geliyoruz. Manavgat Oymapınar'dan sonra çok da önemli olmayan bir baraja. Arkadaşlar geldik. Mersin'in önemli akarsularından bir tanesi Göksu Nehri'ne. Göksu Nehri'nde arkadaşlar karşınıza çıkacağını düşünmüyorum ama tek bir baraj ismi yazacağız. Bayraktepe. Bayraktepe Barajı arkadaşlar. Göksu'nun barajı. Gelelim yine haritamda olmayan ama bilmeniz gerekiyor. Yine karşımıza çıkma ihtimali olan arkadaşlar bir akarsu ve bir baraj. İsmi akarsuyumuzun Berdan. Barajının adı da yine kendi ismiyle bilinir. Berdan Barajı. Peki hocam olayı ne? Olayı şu: Türkiye'de ilk elektrik üretiminin yapıldığı barajdır. Türkiye'de ilk elektrik üretiminin yapıldığı barajdır arkadaşlar. Berdan Barajı. Yine soru olarak soru bankalarında çıkıyor karşınıza. Yabancı kalmayın. ÖSYM kullanır kullanmaz orası tabii ki manidar. Ama soru bankalarında böyle bir şey görürseniz canınız sıkılmasın. Peki geliyoruz. Akdeniz'in önemli akarsularından bir diğeri Seyhan Nehri'mize. Seyhan'da iki tane barajımız var arkadaşlar. Biri kendi ismiyle bilinir. Onu yazmayacağım. Seyhan. Diğeri de Çatalan Barajı. Seyhan ve Çatalan arkadaşlar. Bizim Seyhan Nehri'mizin barajları. Ama özellikle bu Çukurova yöresindeki en önemli barajlar hangi akarsu üstünde yer alır derlerse Ceyhan. Aktıkları yerler kollarıyla beraber çok eğimli engebeli olduğu için hidroelektrik enerji potansiyeli gerçekten çok fazladır Ceyhan'ın. Ve üzerinde 5 büyük baraj bulunuyor. Peki bunlar kimler? Hemen şöyle yukarıdan aşağı başlayalım. Ceyhan dediğimiz akarsu üstünde arkadaşlar. Menzelet, yine Kartalkaya, Aslantaş,
Bunlar biraz da eskidir. Yapılış tarihi açısından eskidir arkadaşlar. Menzelet, Aslantaş, Kartalkaya. Özellikle şu son iki yazacağım isme çok daha dikkat edin. Sır Berke. Sır Berke. Beş barajı. Menzelet, Kartalkaya, Aslantaş, Sır Berke. Önemli barajlardır. Özellikle Sır ve Berke son dönemlerde yapıldığı için arkadaşlar potansiyel olarak ilk 3 baraja göre daha fazla elektrik üretir. Bu yüzden kitaplarda, özellikle kitaplarda arkadaşlar Sır Berke barajlarını soru olarak daha fazla görüyorsunuz. Şimdi geleceğiz. Baraj denince Türkiye'de ilk akla gelmesi gereken arkadaşlar akarsuyumuza. Kimdir hocam o? Tabii ki Fırat Nehri arkadaşlar. Fırat, Türkiye'deki hidroelektrik enerji potansiyeli anlamında bir numaralı akarsu kendisi. Neden hocam? Çünkü çok 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 uzun bir akarsu. Bunun dışında özellikle debisinin çok yüksek olması. Zaten daha önce bu bilgiyi yazmıştık. Türkiye'de en yüksek debili akarsudur kendisi demiştik arkadaşlar. Fırat Nehri için dikkat et. Bu yüzden çok büyük barajlar üzerinde kurulu. Ki bunlardan ilki Atatürk Barajı. Türkiye'nin şu an elektrik üretimi anlamında, su tutma kapasitesi anlamında bir numaralı barajı Atatürk Barajı'dır. Ardından Keban Barajı arkadaşlar. Bir diğer büyük barajımız. Geldim Karakaya. Ki Türkiye'de elektrik üretimi anlamındaki ilk 3 barajı çat 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 sıraladık. Atatürk, Keban, Karakaya Türkiye'nin elektrik üretimi anlamındaki ilk 3 büyük barajdır arkadaşlar. Bunun dışında Arkamış ve Birecik barajları yine arkadaşlar Fırat'ın önemli barajlarıdır. Hatırlar mısınız? Yine akarsularda bahsetmiştim. Özellikle Birecik dediğimiz baraj bugün Zeugma Belkıs, hani bu Çingene mozaiği ile ünlü olan arkadaşlar, bir tarihi antik kenti sular altında bırakma özelliğiyle bilinir. Birecik'in böyle bir özelliği var. Özellikle tarihi kentlerin akarsular veya barajlar altında kalması son dönemlerde Türkiye'de çok gündemde olan olaylardan bir tanesi. Zeugma Belkıs antik şehri Birecik'in sular altında kaldı. Bunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Peki Fırat'taki bütün barajlar çok önemli dedik. Gelelim şimdi son akarsuyumuza ve barajlarına. Dicle. Dicle'de özellikle bilmen gereken bir tane çok çok önemli adam var. Kim o? Ilısu. Ilısu. Biz bunu geçen seneye kadar arkadaşlar Ilısu Barajı diye öğrendik ama barajın isminde küçük bir değişiklik yaptılar. Ilısu Barajı'nın yeni ismi arkadaşlarım Veysel Eroğlu'dur. Veysel Eroğlu. Cebe koy. İnşası başladığında özellikle bunu Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olacak diye tanıttılar arkadaşlar. Bölge için çok çok önemli. Hem elektrik üretiminde hem de tarımsal sulamada özellikle GAP destekli arkadaşlar yapılan bir barajdır. Ki şöyle de çok önemli bir özelliği var. Halfeti. Özür diliyorum, Halfeti diyorum. Hasankeyf kalıntıları vardır. Batman'ın ve çevresinde. İşte o tarihi antik kenti Hasankeyf'i sular altında bırakan baraj Ilısu Veysel Eroğlu barajıdır arkadaşlar. Hatta sular altında bırakılacak diye birçok eser, devasa boyutlardaki eser Batman Medeniyetler Müzesi'ne taşınmıştı. Bunların mutlaka birkaç tanesine şahit olmuşsunuzdur. Hasankeyf'i kim sular altında bıraktı derlerse Ilısu Veysel Eroğlu. Zeugma Belkıs antik şehrini kim sular altında bıraktı? Birecik Barajı. Bunların da ayrımını yapalım. Dedim böylelikle arkadaşlarım. Doğal gölleri, yapay gölleri, baraj göllerini bitirmiş olduk. Özellikle fiziki coğrafyada en çok sorunun geleceği yerler şimdi şu dersi itibariyle bitti. Şimdi küçük bir araya gidelim. Ondan sonra da gelelim. Yavaş yavaş dış kuvvetlere giriş yapalım. Artık şu yeryüzü şekillerini noktalamaya başlayalım. O zaman saatim 47 geçiyor. Arkadaşlar İkinci dersimiz tam 9:00'da başlasın. 21'de ekran karşısında bekliyorum sizi. Haydi o zaman şimdi küçük bir ara verelim.